Kıymetli dostlar, hepinize selamlar, hepiniz hoş geldiniz efendim. Yepyeni bir Mount & Blade 2 Bannerlord bölümüyle sizlerin karşısındayım. Kıymetli arkadaşlar, biliyorsunuz Bannerlord'da geçtiğimiz bölümlerde Gulam klanına savaş ilan ettik. Ticaret sarmadı, savaşalım dedik ve savaştık. Bununla beraber sevgili dostlar, demircilik yapıyoruz efendim. Demircilik yeteneğimizi geliştiriyoruz ve ürettiğimiz kılıçlar şimdiden 3-4K para ediyor. 3-4 bin para etmesi gerçekten güzel. İki tane tüccarı var biliyorsunuz. Biri abimiz, biri ağabeyimizin eşi. Onlar etrafta böyle bir ticaret yapıyorlar. Biz de bir yandan biriktirdiğimiz minik paralarla demircilik yapıyoruz. Şimdi hemen kum saatinden şu eski ürettiğimiz kılıca gelelim. Evet efendim. Ben bundan bir tane daha istiyorum. Yeni parçalar açıldı mı bilmiyorum tabii. Belki yeni parçalar açıldıysa, tier 3 parçalar falan açıldıysa onlar da kullanılabilir. Ama açılmamış galiba. Bir tur daha bundan basarız şöyle. Demircilik becerisi 100. Gayet iyi. Şimdi sevgili dostlar, bunları eriteceğiz tabii ki ilerleyen aşamalarda. Direkt bu halleriyle bile satsak iyi para getirir ama bu halleriyle satmayalım. Skill stat'a ihtiyacımız var. Burada Tamasken çeliğine gidiyoruz. Bakın bu önemli bir ayrıntıdır. Tamasken çeliğini sevgili dostlar normal şartlar altında bulmak çok zordu yanlış hatırlamıyorsam. Tamasken çeliği üretmeniz gereken bir şey ve bütün kademesi yüksek kılıçlarda Tamasken çeliği izler. Tamasken çeliği ister. Şu oyunu saatlerce oynadım ama demircilik becerimi yükseltemedim. Abi demircilik çok ileri oyunda para getiriyor, öyle söyleyeyim. Sevgili Arda, 5. ayın kutlu olsun bu arada, hoş geldin. Demircilik çok ileri aşamada para getiriyor. Şöyle ki... Söveceğiniz değil mi? Gırtlağını dürttüğümün bir anlat da öyle şu kahveni diye. Abi şöyle, ürettiğin silahı parçalayıp tekrardan yeni parça öğrenmen gerekiyor. Sürekli 5 ya da 6 kademe vardı galiba demircilikte. Sürekli şey yapman gerekiyor böyle. Bizim çocuk biraz da tüccarlık öğrensin. Abi çocuğa bir şey oldu. Evet. Bir an karakterini yitirdi bebe. Sonra geri geldi. Ah be Jatu. Günlük altın değişimi 171. Güzel, kervanlarımız para kasmaya başladı. Şimdi girdik demirciye, erittik. Bak, erittiklerimizden yeni parçalar öğreniyoruz. Sürekli yeni parçalar geliyor. Şimdi misal yeni bir silah yapmak istesek 83 tane parça açılmış. Bak, bunların arasında tier 3 olan yok. Oy ama güzel duruyor ha. Bunların arasında tier 3 olan yok ama tier 3 de olsa tatlı olurmuş. Baba bu nasıl bir kılıç böyle? Bak, arka topçuğuna da şundan eklersin. Benim çift tel kılıç hünerim olsa da ben kullansam diye bir düşündüm yani. İki tane basabildim sadece. Evet, demircilik işi birazcık sıkıcıdır işin açığı. O yüzden çok fazla hani demirciliğe boğulmadan diğer işleri de yaparak ilerlemeye çalışıyorum. Zaten biliyorsunuz biz bir yandan Gulam paralı asker klanına savaş ilan ettik ve onları bulduğumuz yerde kesiyoruz. Peşlerine düşüp bir iki tık daha savaşabiliriz. Ya da... Abi bir... Devletlerden biri düşse şey yapacağım, parazitlik yapacağım, gidip yerleşeceğim de oraya. Maksimum 40K oluyor galiba kılıçlar. Galiba öyleydi, tam bilmiyorum ama sanırım öyleydi. Eymen'cim hoş geldin. Ordu kurduk. Yaklaşık 110 askerlik bir ordumuz var. Ordu kurduk. Savaşlar ilan edildi. İşte civardaki paralı asker klanlarına savaş ilan ettik ve savaşıyoruz. Abi son ürettiğim kılıçtan basabilir miyim tekrardan? Teşekkürler. Bu iyi demircilik veriyor bu arada. Bunlar ne kadar ediyor peki? 1,5. Diğerleri daha iyiydi. Herhalde diğerleri saplama ağırlıklı olduğu için daha iyiydi. Bir gün daha geçirip yola çıkıyorum. Hatta bir gün daha geçirip yola nerede çıkacağım abi? Nerede gulamlar? Gulamlardan nidir? Hubyar'da görüldü 5 gün önce. Ortalıktan kaybolmuş.
Kuyaz'da görüldü 5 gün önce ya da biz 5 gündür buradan çıkmıyoruz, ondan dolayı bilgi alamıyoruz. Erit de yeni parçalar öğrenelim. Şimdi geri kalanı dursun. Geri kalanıyla sonra ilgileneceğim. Bir çıkalım şuradan artık. Bir kafamıza kan gitsin, beynimize bir oksijen gitsin. Şimdi buraya girdin çıktın. Abi merhaba. Gulam'dan yakınlarda. Uzakta. Nahlan. Bunların hepsi Asaray civarında galiba ya. Evet evet evet. Asaray civarında. Ben gidiyorum Kuyaz'a. Gulamları bir tur dövelim orada. En olmadı ticaret yapsak ya. Asaray'a kadar gittik hazır. Hurma falan değil de abi, böyle at satmak lazım galiba ya. En baba parayı attan kasarız sanırım. Bir iki de tüccarlık gelir. Efendim sevgili Depoy. Prime Advantage ile 5. ayında teşekkür ederim Depoy. Sağ olasın. Hoş geldin. Abi selamun aleyküm. Burada gulamlardan birileri vardı galiba. Aha gördüm. Hakır. Gel de seni bir hık diye şey yapayım. Gel gel. Gel gel gel. Kaçma bir yere ya. Nereye gidiyorsun? Nereye? Bizi nereye götürüyorsun acaba? Bizi nereye götürüyorsun acaba? Dağda tepede takılacağım biliyorsun değil mi? Takılmıyor da. Ay, yavaş yavaş ordusunu adamlar terk ediyor. Ya birader, Bedevi'ye çevirdin bizi. Hop. Yaşasın abi, bu herif hak etti ya. Ben böyle bir kaçma görmedim. Adam sonuna kadar hak etti. O ordu kaçsın, yaşasın. Ne alıp ne satabiliriz acaba? Asaray dayak yiyor. Oğlum Asaray'ı var ya, harbi dürtüyorlar ha. İlk defa Asaray'ın dayak yediği bir seriyi görüyorum. Normalde coğrafi konum olarak, yani belki sizler de bana hak verirsiniz. Normalde coğrafi konum olarak Asaray çok avantajlı. Bir girişi bir çıkışı var, bir de o kadar... Şey de değil hani, millete bitişik de değil. Kuyaz'dan belki bir iki parça bir şey alırız ama ilk defa dayak yiyor ha. Yani benim sevgilerde çok Asaray dayak yemiyordu. Türkçeme de bir şeyler oldu. Benim sevgiler yememek dayak. Asaray, Asaray yememek dayak. Bir tur bekleyelim. Bir arenaya bakalım. Bir kervan pususuna bakalım. Bronz pallaklı omuz zırhı. Hiçbir şeye yaramaz. Hacı abi merhaba. Bir işle alakalı yardım lazımmış. Alakalı. Hazır ordulara bastık. Bir tur savaşalım abi. Ne yapayım madem gulamları bulamıyorum. Asaray'a mı dalsam acaba diyeceğim de. Dikkat, kervana çok yakınsın. Acık uzak dur. Durdum. Durdum. Efendim sevgili The Kurum'dan 50 lira var. Ankara demiş efendim. Ankara. Soğuk. Sevgili The Kurum, çok teşekkür ederim desteğin için. Sağ olasın. Efendim dediğim gibi tekrardan çok çok sağ olun. Hani bu destekleme alternatiflerinde en güzel seçenek donate ya da bittir dediğim gibi sevgili dostlar. Aboneliklerden çok kesinti yapılır. Çok teşekkür ederim anlayışınız için. Hani bunu söylerken gerçekten kendimi kötü hissediyorum ama. Hani bilin yani, aboneliğin 10 lirasının 8'ini Twitch abi alıyor. Kesenize bereket. Çok teşekkürler. Mesaj çıkmamışsa bu arada ben chatten okuyabilirim. Haberiniz olsun. Kendimi çok tekrar ediyorsam kusura bakmayın. Hani aboneliğin olayı nedir biliyor musunuz abi? Abonelik reklamsız seyir keyfidir. Chat'te rahat iletişim kurarsın. Yayın tekrarına anında erişirsin. 8 liralık Netflix gibi düşün ya da 10 liralık Netflix gibi düşün işte. Ne Netflix ama. Babuş Felix. Dan değil. Yan sanayinin de yan sanayisi. İyi bakalım burada kervanı da kurtaralım. Bir şey diyeceğim. Asaray'a dalsam bizi pişman ederler mi ya? Asaray'a birebir savaş ilan etsem çok mu şey olur acaba? Çok dayak yiyor bunlar Vinlandiya'dan falan gerçi de. Bir de çöle çok da gitmiyoruz aslında yani.
Bilmiyorum şu an gerçekten. Aa, çok teşekkür ederim sevgili The Kurum. Sağ olasın. Ben şu an çok büyük ikilem yaşıyorum abi. Asaraylılara dalmalı mıyım, dalmamalı mıyım? Efendim sevgili süvariden 500 bit daha var. Babuş nick değiştim artık Çorumlu değil süvariyim demiş. Memnun oldum sevgili süvari. Memnun oldum, çok teşekkürler. Kesene bereket. Ankara'nın tepesine taşına biti verdim. Yarın kaşlarına rakı paramı da verdim. Sana feda olsun Samet hocam. Çok teşekkür ederim efendim. Narin kaşlarıma rakı parası. Abi afiyetler olsun. Muhtemelen canım dörtlükleri rezalet okudum. Beni kaleye alırlar mı? Vallahi kaleye aldılar ha. Hacı abi, bana Pandaryak Savaşı'nı anlatır mısın? Ben hep Junkit'in yaşlı halini hatırlıyorum ya. Herifi böyle 47 yaşında genç ilk kez görüyorum ha. Arkadaşlar bu da işte büyük tarihsel savaşın Asaray kısmını anlatıyor. Ya diyor ki hani şeyler gitmek istedi, klanlar gitmek istedi. Şan ve şöhret için ille de dalmak istediler, ille de dalmak istediler falan. Ne veriyorsun? İyi çelikten dövülmüş yaprak mızrak. Yani. Var mı eritecek bir şey? İki yudum şunları erit. Sonra demir dövde. Gel. Bak bunlar diğerinden daha fazla para ediyordu. Kademe 3'ü açılmış. Bu kılıç hiçbir şeye yaramaz ama en yüksek parayı buna veriyorlar ya. Evet, 3.5-2.700 falan ediyor. Ben bu demircilik işini beceremiyor olabilir miyim peki? Yani... iki kişiyle daha konuşmam lazım Neretses'in budalalığıyla alakalı. Parti var galiba. E o zaman buradaki arena yarın... Kraliyet atı falan verir, coşturur. Truyhung. Bu da attı galiba ya. Truyhung. Kılıç mıydı? Ben hiç uğraşamam vallahi yani. Ben çekilirim. Atmat değilse ben çekilirim. Ben biraz burada adamları kalabalık görünce Yusuf Yusuf ettim hocam. O yüzden ben Asaray'a dalmama karar aldım. Jaim. Ya oğlum 20 askerle falan ne yapıyorsunuz orada ya? Ne yapıyorsun? Peşimden mi geleceksin? Ben Asaray'dan ne ticareti yapabilirim abi? Onu düşünüyorum şu an. Asaray'dan nasıl bir ticaret yapabilirim? Ya da böyle bir millete dalsam mı acaba? Altın Domuz Kumpanyası. Ama buna dalmak Asaray'a dalmakla aynı şey zaten. Delleniyor oğlan, delleniyor. Böyle bir faç çıksa, bir ortalık karışsa var ya. Doğru diyorsun aslında. Biraz böyle oturup demircilik kassak hiçbir derdimiz olmayacak da. Tutamıyorum kendimi, tutamıyorum, anlıyor musun? Burada kadife nereden çıktı ya? Kadife, ham ipek. Ben birilerini dövdüm herhalde bir ara. Onlardan kalma. Dövdüm, dövdüğümü unuttum. Askı arat 7000. Misal bunu böyle daha ucuza ya da pahalıya alabileceğim bir şey yok mu? Mücevher. Bak Kasira mücevhere 679 veriyor. Sanala'dan 261'e alabilirsin diyor. Bence yanıltıcı ama yani şuradan şura çünkü. Sanala'ya gidip mücevher alıp gelsem ticaret yeteneğim artar mı? Komisyonumuza bakalım böyle. Demircilik kasmanın en kolay yolu. Abi maalesef kolay bir yolu yok. Kırıp kıçını oturman gerekiyor. Gulam klanı babuşla barış yaptı. E bana kimse sormadı. Bana kimse sormadı bu adamla barışıyor mu diye. Beni niye adamdan saymadılar? Neyse başımıza iş almamış oluruz. Abi mücevher. Harbi lan mücevher burada pahalı. Ucuz. Ver. Bu kadar kolay bir ticaret var mı ya? Ne kadar verdik abi? 3155.
Bu kadar rahat bir ticaret var mı? Hocam bak 120 tane adam 10 tane mücevher taşıyor. Öyle öyle sevgili süvari. Vallaha raid game'de, late game'de yandık biz ileri oyunda. ...120 tane adam mücevher taşıyor abi böyle elde. Sayın hocam merhaba. Kalede Adram varmış. Adram sen de anlat bir Pandaryak Savaşı'nda olanları. Allah razı olsun. Şimdi gel bakalım buraya. Mücevher yapıştır. Oğlum tam kâra geçecekken ama. Dur çelik hariç, çelik hariç. Çeliğimi ver. Kısa günün kârı. Ne kadar kâr ettik bilmiyorum. Arenada ne var? Şafak sökümü diye bir kılıç var. Abi biz böyle kazanamayız ya. Vallahi diyorum bak biz böyle kazanamayız ya. Yani şu demirciliğe oturup abanmak lazım. Çünkü kazanamayız öteki türlü. Kazan. Para gelmiyor. Biraz da şu demircilik yeteneğinden iyi bir şeyler alma gelse. Biracı uykucu. Uykucu mu? Görüşmek üzere sevgili de kurum. Çok dikkat et kendine. Çok çok teşekkürler. Abi aldık sattık yani. Kısa günün kârı kâr elde ettik de deminden şimdiye getirdi bu bizi. Yani oturup beklesem de o parayı alabilecekmişim gibi hissediyorum. Bir de ana birliğe öyle bir para ödüyorum ki. Böyle bir acaba yani sadeleşmeye mi gitsek şeyde? Birliklerde. Biraz da kereste, şey keresteden kömür. Bir tur daha otur, 112. Ben birilerini yumruklamak istiyorum ama şu an. O kadar asker bastım. 127 adam taşıyorum yanımda ya. Adamları terhis mi etsek, ne yapsak? Bak aslında adamları terhis edip sadece demircilikle uğraşsak çok para gelir de sıkılırız ya. Bizim Şila'nın kervanı. Dur bakalım Şila bir geliver. 6.3 maşallah bu. Kaçar ya milletten. Geliver bir şey diyeceğim ya. Uçtu gitti ya. Kalia mı diye okunuyor. Şila mı? Şila diye mi okunuyor? Ben birini yumruk manyağı yapacağım. Batanya'yı yumruk manyağı yapayım. Böyle Batanya'nın kervanlarını falan tuttuğumu indireyim. Ya da kırk için üstüne otur çalış. Kırk için üstüne otur sonra sabaha kadar savaş. Yani azıcık kas ama. Değil mi? Azıcık kas. Şimdi demir döv. 100 parça öğrenmişiz serbest tasarım. Aslında az kaldı. Aslında az kaldı yani. Güzel silahlar yapmaya başlayacağız. Ben acık sabırsızlık ediyorum yoksa. Yoksa iyi durumdayız aslında yani az kaldı. Bayağı nörflediler hocam demirciliği. Ölüyoruz acımızdan. Kod Ketli iyi oyunlar abi yeni mi başladın demiş. Yarım saat falan oldu sevgili Kod Ketli. Yarım saat falan oldu. Sevgili Süvari bu arada desteklerin için çok teşekkür ederekten sevgili kardeşimin adını Süvari koymak istiyorum. Eğer ayrı bir nick istersen de şey yapabiliriz bak. Sevgili Süvari mi daha büyük Alte mi daha büyük? Herhalde Süvari daha büyük ya. Kılıç Üstadı unvanı kazandım bu arada ne kadar demir dövdüysem. Ağzımız kokuyor. Bir tur daha, bir tur daha demircilik. Sürekli aynı item'ı basabileceğimi biliyorum. Yeni parçalar açıldı mı onlara bakıyorum. Wow. Bak en son basıp basıp sonra bunları eriteceğiz. 125 olmak üzere. Ne kadar ediyor bu? Oyş! Bak 11K etmeye başladı. Paranın kokusunu aldık mı chat? Bak paranın kokusunu aldık mı abi? Bu para. Tanıştırayım.
Bu para. Demircilik değil artık, bu para. Geldik kıvama. Puyo ve odun depola. Eyvallah, eyvallah süvari. Öyle yapacağım dostum. Puyo ve odun. Bu para abi, sizi tanıştırayım. Şimdi 11K'lık basmaya başladığımıza göre inceden ekonomiyi bir toparlar, öyle hareket ederiz. Ya da artık hani en iyisini yapmayı oynarız, anladın mı? Sen girdin demirciye. Erittin bunları. Geldin demiri dövmeye. Açık olanlara baktın. Oy! Ben bir tane kendime satır yapacağım ya. Küçük tekel kılıçlarda da açılmış mıdır bir şey? Bunu hem tekel hem çiftel yapamıyoruz değil mi ya? Abi şuna bak. Ben artık çiftel kullanacağım. Bu ne bu? Bu ne bu? Bu bok etmeyecek bu arada, biliyorsun değil mi? Bunun sadece savurması var. Bunun para etmesi için şey lazım, böyle hani saplama lazım ama ben şu an kendime basıyorum abi. Aa, tekel oluyor bu. Hem tekel hem çiftel. Savurma hızı düşük bunun ya. Ben böyle bir şey alayım mı kendime ya? Tekel mi çiftel mi bassam? Ben çiftel basıyorum ya. Üretilmiş çiftelli kılıç değil. Ama sakat oldu galiba bu. Olsun ya. Yarmagül 231 abi kılıcımın adı. Neden bilmiyorum. Yani 31 rakamının işin içinde geçmesini istedim. Şimdi demircilik. Rafine etmek için harcanan enerji yarına iner. Eritmek için harcanan enerji yarıya iner. Abi eritme de yapıyoruz, rafine de yapıyoruz ya. Ama şu kılıcı bir giyebilir miyim? Bu arada bu Yarmagül 31 5 kuruş etmiyor abi. Bunu bir savaşta kullanmak istiyorum ya. Bu çiftel olarak geldi galiba. Hem tekel hem çiftel. Ben kendi ürettiğim malı kullanacağım. Şöyle bir minik bir görev. Dul feryadı babuş. Eyvallah süvari, sağ olasın. Eller kaşınıyor mu abi, güzel para gelecek bak. Çok güzel para gelecek. Demircilik yapmayacağım şu an. Şu aldığım yeni kılıcı bir denemek istiyorum. Aldığım yeni kılıcı bir yerde bir deneyeyim. Aldığım yeni kılıcı neden kelle alırken denemiyorum abi? Bana bir desene. Neden bu kılıcı ben kelle alırken denemiyorum? Arenadan da bir bok vermiyorlar. Artık arenada girmem zaten. Dünyanın parasını kasmışım. Ama savurma hızı bana biraz düşük gibi geldi. Yani sanki böyle bir umduğumuzu bulamayacağız gibi. Girmiyorum lan turnuva murnuva. Artık ben para babasıyım. Şu an nefesimin koktuğuna bakma. Beyler ben gene abimi kaybettim. Benim abi bir yerlerde ne yapıyor? Oturuyor, mola mı veriyor? Şeyde gözükmüyor yani, gelir gider tablosunda gözükmüyor. Boşluğa düşüyor adam, anladın mı? Şunların üzerinde bir deneyelim. Hocam selamun aleyküm. Abi bu nasıl bir kılıç? Bu tekel bu arada ha. Yok bu çiftelmiş. Yarmagil 231 nasıl? Yavaş. Tahmin etmesi çok da zor değil. Parçalayayım bir bakalım şunları. Ama tekel de kullanılıyor herhalde. Bu kalkanla da kullanılır gibime geldi, bilmiyorum. Beyler selamun aleyküm. Tam vurdu mu? Vurabilirsem can yakıyor. Çiftel olarak geçiyor bu arada. Biraz böyle çok şey yapmak gerekiyor. Hadi bak bunlar gene enayi, sıkıntı yok da. Yavaş ve şey yani, böyle çok dibe bakman gerekiyor, anladın mı? Biraz kısa kalmış. Abi en uzunu böyle ya. Yani buna kısa diyorsan artık seni ne patlar bilmiyorum sevgili Furkan. Olsun olsun, bir iki stat mı tat kasılır, olur bir şeyler. Şimdi ben
arıza çıkartmak istiyorum. Bak buralarda bir yerde bir tane Asera'yla yakalarsam onu döveceğim. Bir şey diyeceğim. Neden böyle Asera'ya bireysel... Aha ağzına. Dalayım mı lan ağzına ya? Nereye gidiyor ki? Yunkit'in birliği takip ediyor. Beyler ben kaşınıyorum. Şu an beni kaşıntı tuttu. Bir de demircilikten de 3-5 para gördüm ya. Bence ben Asera'ya birebir de girerim. Dur gece vakti değil. Şöyle gündüz vakti. Açıklıklarda. Yamina var arkada. Yamina'ya mı girsem? Yamina, Amina. Yamina. Esenlikler olsun yabancı. İsmin ne? Adımı boş ver. Savaşma zamanı. Aa klan olarak saydı. Banu Habbab. Yok bütün Asera'ya girdik saydı. Gözümü kan bürüdü artık. Gözümü kan bürüdü. Artık para bulup ordu basıp kelle alma zamanı lan. Bir yerden de bir kalemale bulursak. Bir de gidelim bir Ragavant'la mı konuşacağız? Kimle? Vilandia ile konuşmadık. Dertet'le falan konuşalım bir. Sıfırlanan gaming mi? Abi imkan dahilinde değil. Beni kimse sıfırlayamaz. Silahım Yarmagül ve ben artık bu diyarda estirmeye hazırız. Bu arada artık Asenay topraklarına giriş biletimiz kesildi demek biliyorsunuz değil mi? Bir daha Asenay'a girmeyeceğim. Hani kenarlardan herifleri tırtıklayıp kaçarım. Daha da Asenay'da durmayız. Bak. Kılıcım çok büyük geliyor. Kullanamıyorum. Olmadı bu. Bu olmadı. Neyse parasını verir iyi bir şeyler alırız ya. Madem basamıyoruz illa kullanacağız diye bir kaydı yok. Basamıyorsak satarız. Bir göndergeli silah bulaydık iyiydi be. Ben buradan bunun önündekini de şişlerim ha. İnsafına kaldık. Gidebilirsin tabii ki. Cazibe kasıyorum sonuçta. Bir tek el herhangi bir silah var mı efendim? Paslı pugio, kör pugio. Usta işi bıçak, dengeli pala. Ulan benim silah hepsinden kötü kalıyor ha. Bir uzunluğu var. Ver şu dengeli palayı da ver de. Tekel bu galiba değil mi? Aynen tekel. Dengeli palayı da ver madem. Basamayacaksan niye doğurdun? Sıfırlandın diye yorumladın. Hayır. Sıfırlanmadım. Aksine. Şahlanma vakti. Pıst pıst. Buraya gel buraya. Buraya gel. Seni ağzına tükürdüm. Nereye kaçıyorsun? Kaçaman kurtulaman Samet'in birliğinden kaçıyor. Ağzına vurmaya geldim sevgili ağzına. Abi şu tipe bir bakar mısın? He? Bana mı dayılanıyorsun diye. Evet arkadaşlar ordumuzun şahlanma vakti gelmiştir. Askerlerim ileri. Ya da charge değil. Akıllı savaşın siz benim gazıma gelmeyin. Benim gazıma gelmeyin, akıllı savaşın. Dövüş etmeyin kuzum. Ben bir de bir soylu yayı falan alayım artık ya. Bir yani... Demircilikte hafiften para kastığımıza göre... Artık bir soylu yayı lazım bize. Bunun ordusu biraz daha iyiymiş. Dur çaktırma. Baltayı sağlam başa vurduk. Baltayı sağlam başa vurduk çaktırma. Bunun ordusu bir ecük. Ecük bir zortlatan gaming olabilir beni.
Gönder geri silah ya at sırtında. Art sırtında gönder geri silah abi. Kalanı patlamıyor. Binicilik becerimi falan da iyi arttırdım. Abi şaka bir yana adamları duman ediyoruz bu arada. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama. Bak en azından var ya bunlardan bir item düşer. Demircilikte bir para eder bu düşen itemler. Aha ağzına ya da vurdum böyle çat diye. Demircilikte bir para düşer. Asaray'ın kabusu olmaya geldim abi. Benim bir yerleşim yerim yok. Malım yok, mülküm yok. Ben böyle kenardan tırtık spor. Kenardan böyle adamları tırtıklaya tırtıklaya. Abi gönder geri basarız da imkan yok ya. Yani parçalarını bilmiyoruz gönder geri silahların. Biraz da ucuza bir şeyler bulabilirsek. Yarma gül. Gene en fazla paraydan ki benimki. Tekel. Usta işi hafif bilmem ne. Geri kalan bütün özellikleri bundan iyi. Ama bunda saplama yok yani. En azından varmış saplama. Ver ya usta işim usta. Aman Allah ne verdiyse kullanırız canım ne. Şey miyiz ya? Aa şayma. Şş, gel gel bir şey yok gel. Gel buraya doğru. Gel buraya doğru dur dur dur. Şöyle bir kaçama. Hop. Aha da geçtim arkana. Kıvrak hareketlerle. Kıvrak hareketlerle. Ablacım sizdeki nasıl bir gem bu arada? Erkek yok mu sizde ya? Yok bu ayrı kılanmış. Hiç fark etmez. Hiç fark etmez. Hiç fark etmez abi. Bela olmaya geldim. Sergeant, take command. Ben bunların silahlarını da eritirim. Diğer itemlerden de parayı buluruz. Arkadaşlar bundan sonra böyle. Asaray'a eziyet etme zamanı. Çünkü bizim bir şekilde birilerinin kafasına basıp gelişmemiz gerekiyor ve Asaray'ın kafası çok müsait gibi durdu bana. O yüzden Asaray'ın kafasına basıp gelişeceğiz. Belki Asaray'dan toprak alıp burada bile ana seriyi başlatabiliriz artık. Hani kendi krallığımızı kurma serisini. İlla ki adam kaybedeceğim ama olur o kadar. Bir de oklarım çok dandik. Yani oklarım ve yayım dandik olmasa bak elime bir soylu yayı çekeceğim. Bir de böyle ince delmeli ok çekeceğim abi. Bunları var ya burada. Üf. Mal edeceğiz mal mal. Hanımefendi merhaba. Buraya bir bakar mısınız? Pardon. Buraya bak kadın. Topukluyordu. Topukluyordu. Ordunun kuvvetini görünce topukluyordu. Agacım ben bir tane full ordu basacağım var ya burada bunlar canını okuyacağım ben bunların canını. O kadar adam arasından gidip yine katıma nasıl sıktın lan ya. Wow. Hocam arda arda 3-4 ordu parçaladık yani. Asaray kralı ordu toplayacak lan ordu yok neredesiniz diyor. Cazibe de kasıyoruz. Adam diyor lan ordu yok neredesiniz? Gelemediler. Sultan Kartalı. Daha yüksek menzilli silah isabeti. Ver. Abi gelemiyoruz. Neden? Samet yolları tutmuş. Yürü Hüsnü Fulga doğru. Evet, biraz bu silahları falan bir şey yapma zamanı. Biraz daha orduya adam alırız. Samet'in birliğinde 38 piyade. Ne arıyor oğlum benim birliğimde 38 piyade? Birlikte değil. Şeyde tutsaklar arasında. Ya tek şey böyle yani Asaraylıların hakikaten var ya kabusu olduk ha. Şu Neretses'in budalarıyla alakalı biriyle daha konuşmam gerekiyor benim. Kimle konuşabilirim acaba? Raganland'ın orada birileri daha vardı ya. Batanya'dan şeyle konuştuk mu Kaladog'la?
Kaladog'un da illa anlatacakları vardır ya. Abi selamünaleyküm. Tutsakları bir satalım. Şurada silahları eriteceğim. Silahları ve zırhları satalım. Savaş atı var mı? Asgar at savaş atı olarak mı geçiyor? Asgar atları ver. Biz emrimizdeki atlıları geliştireceğiz elbette. Şuradan bir şunları sat. Çeşit olur diyerekten diğerlerini alalım. 4000 fena para değil. Girdin demirciye. Geldin eritmeye. Ben eritmeye daha az şey verdim mi? Eritme için harcanan enerji yarıya iner. İyi. Burada biraz konaklayalım. Buradakiler isyan edebilir bu arada. Burada biraz konaklayalım, sonrasına bakarız. Bizim tüccarlar inşallah savaşlı bölgeye uğramazlar ya. Yani Aseray'ın içine çöle girmeyecek abi tüccarlarımız. Tüccarlarımız çöle girmeyecek. Çöle girmezlerse rahatız. Kaladok öldü abi. Ne? Ne ara lan? Abi. Ben bunu sindirmeye hazır değilim. Ben bunu sindirmeye hazır değilim. Evet evet erken gitmiş ya. Abi 70 yaş, 83 yaş yani Kaladog... Hey yavrum hey yaşıyor yaşıyor. Kaladog'un yaşamasından yana bir sıkıntı yok. Yaşıyor bu save'de öleceği tutmuş herifin. Şimdi dostlar hemen demirciden girip böyle bir diğer silahları eritelim. Üff iyi erittik iyi erittik. Kalanlara da kömür yapalım. Sonra burada biraz daha dinlenip demircilik mi fight mı? Demircilik mi fight mı? Papapam pam papam papam. Bence asker toplayıp vuruşmaya devam. Dövüş, dövüş. Kavga. Kavga. Birkaç kişiyi daha dövmeye çalışırız sevgili dostlar. Ama öncesinde ben hemen minik bir lavabo molası verip geleceğim. Birazdan buradayım efendim. Geldim sevgili dostlar geldim. Şimdi bak efendi efendi bir iki tur demirciliğimizi yapalım tamam mı? Her türlü kavga ederiz ama demirciliğimizi efendi efendi yapmazsak doğru düzgün paramız gelmez.
Para gelmezse savaşlarda kalırız ortalıkta kötürüm gibi. O yüzden şöyle efendi efendi minik 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 minik. Böyle bir iki tur demircilik. Bir iki tur demircilik. Bir iki tur demirciliğin ardından tekrardan fight zamanı. Çalıntı mal alıp satma. Çete liderinin silah ihtiyacı var. Okey. Bu arada bir saniye. O kadar at aldık. Şunları bir keşik, togurt. Bunları bir yerleştirelim. Yani aldığımız atlıları da öyle tırt şey yapmıyoruz, bırakmıyoruz. O da bir belli olsun. Aleykümselam sevgili Antfrix. Hoş geldin. Merhabalar. Demircilikte göndergeli gidilmiyor mu? Abi gidilir ama yani para getirmez. Ya şu an demircilikte bak bizim bastığımız silahlar 11 bin ediyor, 10 bin ediyor, şey ediyor böyle. Ama hani göndergeli silahta hem parça bilmiyoruz. Bak çift el göndergeli silah. Bizim hani üretmek istediğimiz bu. Abi parça bilmiyoruz ve para etmiyor bunlar. Yap erit, yap erit tabii ki parça öğrenebilirsin ama bize para getirecek bir şeyin parça öğretmesi daha faydalı olur diye düşünüyorum. Ama bizim biraz bir Puguyo alıp eritmemiz lazım ya, orası belli. İmparatorluk şehirlerinde bir dolanalım. Önce bir asker sayımızı fullleyip azıcık daha savaşalım. Sonra imparatorluk şehirlerinden Puguyo toplayalım. Allah sevgili Zirelbicim, o artık fanteziye kaçıyor ya. Bannerlord'a co-op gelse de oynasak bilmiyorum. Acayip fanteziye kaçıyor ya. Yıllardır gelmedi çünkü. Ha, aynı haritada böyle kendi arkadaşlarınla oynama muhabbeti... Kendi arkadaşlarınla oynama muhabbeti yok. Bildiğim kadarıyla online sunucularda işte 30-40 kişi girip oynuyor da... Dediğim gibi yani aslında şöyle yapabiliriz ya. Son bastığımızdan devam. Online sunucularda şey yapılıyor dediğim gibi. Ama arkadaşlarla oynama muhabbeti yok. Antflix, merhabalar kral. Acaba kaç yaşındasın merak ediyorum demiş. Hoş geldin sevgili Antflix. İkinci ayın kutlu olsun. Efendim, karakterimiz şu anda Babuş klanı olarak 25. yaşında. Güzel, 25 yaş bence iyi. Yani hiç fena değil. Ayrıca Kuzey İmparatorluğundan Penton'la bir dostluğumuz var. Şeyden dolayı galiba. Onun klanından biriyle evlendi abim. Ondan dolayı. Gerçekteki yaşımı soruyorsan ben 28 oldum. Yani Nisan'da 28 olacağım. Şu an 27. 28 mi olacağım, 29 mu olacağım ben ya? Belli bir süreden sonra saymayı bırakıyorsun. Yok ya, size büyüklük taslamak istediğim için söylemiyorum arkadaşlar. Yanlış anlamayın da böyle. Minik bir kadayıf gaming hissediyorum kendimde. Şimdi demircilikten ne geldi parça olarak? Kontrolüm bir artar. Güç anında bir artar. Güç anında bir artsın bakalım. Sonra geldim buna. Güç 5 oldu. Ya göndergeli silah kullanmak istiyorum işte. Göndergeli silahla savura savura biçeriz adamları. Bak bir tane ok yay, tamam mı? Bir tane ok yay. Bir göndergeli silah, bir de hani surlarda dar alanlarda çarpışırken bir tane küçük silah. Verdin göndergeli silah. Vekillikte verdin zekaya. Biraz vekillik artsın abi. Vekillik cazibe. Ben çok ortaya karışık böyle aşure gibi karakter yapıyor gibi hissediyorum kendimi. 183 parça açılmış. Öf 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 öf. 183 tane parça. Anan avradın ya. Şu daha iyi oluyordu galiba. Sivilde de kullanıldığında daha iyi oluyordu. Ya şu an çok enerjim yok ama kaç edeceğini merak ediyorum. Kaç para edecek bu misal? İyileri Tamasken şeyi istiyor tabi. 9000 mi? Bastıklarımız niye 15000 ediyordu ya? Efendim sevgili Poyraz'dan 50 lira var. Su esaba sere krem mi demiş ama.
Hocam ne demek istediğinizi anlamadım. 50 lira verdim susuz sabunsuz size girmek istiyorum diyorsanız öyle bir hizmetimiz henüz mevcut değil efendim. Gerçekten anlayamadım, kusura bakmayın lütfen. Bir çeviriden bakayım mı? Efendim kesenize bereket bu arada, çok teşekkürler. Ama umarım yani beni dürtmek istemiyorsunuzdur. Beni dürtmek istemiyorsanız şu an daha mutlu olacağım. Masse, ikinci ayımız kutlu olsun, sağ olasın. Suez sabah Harry Kırım'ın Türkçe meali. Harry Kırım? Harry Kırım'ın? Abi şu mesajı bir kopyalayabilir miyim? Teşekkür ederim. Kopyaladım galiba. Çeviri. Sabah akşam sana günde 4 öğün. Bu nece? Ben çözemedim. Çeviri tanımadım. Efendim desteğiniz için çok teşekkür ediyorum her türlü. Çok çok sağ olun. Algılayamadığım için de üzgünüm. Kusura bakmayın lütfen. Türkçe ciddiyim. Çeviride şey yapamadı. Çeviride göremedi. Efendim kesenize bereket. Teşekkür ediyorum. Gerçekten anlamadığım için üzgünüm. Yani şey yapmadım. Algılayamadım. Dediğim gibi bu nasıl diğerlerinden daha ucuz oluyor olabilir ki? Yeni bastığımız parçalarla. Yani TR4 parçalarla item basıyorum, nasıl diğerlerinden daha kötü oluyor, ben onu anlamadım. Sivil falan seçili diye mi? Hani sadece şey mi, çiftel mi basmak lazım? Algılayamadım abi. Neyse, hiç yoktan şey açılıyor, parça açılıyor. Ona karşı bir pozitifim. 12.000, 12.000, 12.000. İyi abi, iyi. 12.708, okey yani. Bir şey yapalım hatta. Bunları eritmeyelim. Gene demircilik yeteneğimiz full dursun. Birazcık Pugio falan alalım. Birazcık Pugio falan alalım. Sonrasında atlı orduları toplayıp gidip biraz daha Asera'yı rahatsız edelim. Asera'yı rahatsız etmece. En sevdiğim. Aseray, Aseray, zoom zoom zoom. Şimdi demircilik full mü? Full. Değil. Full. Dediğim gibi Pugio eritiriz. Arar buluruz. Soylu yayı var mı? Soylu yayı 31k, teşekkürler. Ok var mı? İnce ok. Bizim normal oktan böyle daha fazla vuran. İstiflenmiş ok vardı galiba. Al bakalım soylu yayını. Soylu yayı için şöyle bir 3 tane bırak. Buradan şimdi hafiften imparatorluk şehirlerine doğru gidelim. Para var, huzur var yav. Danistika'da Pugio var mı? Var. Pugio'yu aldın. Pugio'yu kilitledin. Sonra oklarda. İki tane delici ok. Ya da bir tane delici ok. Birine de göndergeli silah bulacağım tekel silahın yanı sıra. Yani önden göndergeli silahla başlarız, sonra diğerleri gelir. Ama göndergeli silah bulamadım. Artık basarız kendimizi. Silahı aldım. Pugio'ları aldım. O zaman tamam, bunları da satalım burada. Varsa savaş atı ver. Ucuzsa. Çüş. Oğlum ben bu asgari atlara 700 falan verdim. 7000 mi ediyorlar burada? 7000. Şaka mı yapıyorsun? Ama yok, bu asgari at dedikleri yok. Benim aldıklarım değil. Benim aldıklarım savaş atıydı. Benim aldıklarım savaş atıydı. Bunlar savaş atı değil. Şimdi biraz Pugio toplarız. Bu arada sıfırlanmamamız çok önemli. Yani sıfırlanırsak biteriz çünkü. Hiçbir yere Zula falan yapamıyor muyum abi? Yani bir yerde bir alan malan bir şey kiralayamıyor muyuz? İmparatorluk saldırı atı 950'den. Yok ya, şimdilik beklesin. Pugio'lar yok. Şey de mi yok? Hiç şey bulamıyorum. Savurmalık silah. Savurmalık silah ne demekse. Kaç asker basabiliyorum bu arada? 137. Buluruz, buluruz.
Ben tekrar bir asker toplayayım, Asaray tarafına ineceğim. 52K para güzel para. Bir yandan savaşlara başladık, bir yandan demirciliğin iyi dibine vurduk. 12.000-12.000 güzel para topluyoruz. Arenada ne var? Zincir başlıklı dolamalı miğfer. Dolamalı? Zincir başlıklı? Dolamalı? 8-10K falandı galiba. Miğferden bahsediyor ya. Pugio yok. İmparatorluk saldırı atlarını alalım da. Alalım, bir tık upgrade alalım bari orduya. Bir tık ya. Malak gibi dolanıyor çünkü ordu yani. Basamıyoruz da. Şu tepesin oralara falan git. Bir atlı askerleri toplayalım. Acık savaşalım abi. Bak hayretler verici bir şey ama ilk defa 3 aylık yemekle dolaşmıyorum tek başıma. Umbrella'ya da gidelim. Kuzeyit ne gelişmiş ya. Bak Kuzeyit. Evet Kuzeyit iyi gelişmiş. İmparatorluklardan birini dövmüş gene. Pugio gene yok. Biraz peynir, tereyağı falan. Pugio gene yok. Göndergeli olduğunu nasıl anlıyorsun? Abi silahın üzerinde yazıyor şöyle. Ben sana göstereyim. Biraz hızlı geçtiğim için göremiyor olabilirsin. Misal bak. Tamasken mızrak. Bu ne diyor? Çift elli desteklenmiş mızrak. Sınıfı çift elli göndergeli silah. Yani avcı kargısı. Çift elli göndergeli silah. Üzerlerinde yazıyor. Yani göndergeli silahtan kastı böyle hani çift elli mızrak tipi böyle. Sopalı olanlarından. Misal teker kılıç. Bunlar teker kılıç. Şu yıldız pala çift ele benziyor diyecektim. Bak o da tekelmiş misal. Öyle ya, ben uzun zamandır oynadığım için oyunu silahların görsellerinden tanıyorum. Birebir bakmama gerek olmuyor çoğu zaman. Silahın görseline bakıyorum. Aa evet tamam, bu silah. Evet bilindik bir silah. Evet diyorum, bu şey yapılabilir. Bu alınabilir. Bunu almalıyız. Şuralardan biraz daha adam alalım. Ya bu arada Kuzeyit'ten full adam alıyoruz. O yüzden Kuzeyit'le savaşta olmamamız gerekiyor hiçbir zaman. Ana göreve ilerleyemedik. Ana görev için de biriyle konuşacaktık da Kaladok öldü. Kimle konuşabiliriz acaba ana görevde? Garyus'la konuştuk mu Batı İmparatoru'yla? Acık savaşak da konuşuruz illa birileriyle. Hep konuş, hep konuş. Nereye kadar? Vallahi benim save'imde bizim elimizde kalmıyordu. Sarkan'ım. Umarım bu save'de de kalmaz agaların elinde, ne diyeyim. Abi var mı göndergeli silah? Bozkır savaş atı. Harbi savaş atı 600'dan. Abi 600'dan alınır. Var mı göndergeli silah? Var da benim aradığım yok. Savurma tipli arıyorum ben. Bir 10 tane de verdim buradan. Bak adamlara upgrade verdik. Şeriflerin aldığı maaş da artıyor. Askerlere aşağı yukarı 1K ödüyorum ama olur o kadar. Ben girme oraya. Hayır. Hayır. Bizim abi oralara girerse var ya, orada onu bir şişlerler. Bir şişlerler. Ay 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 ay. Ay 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 ay. Girmiyor değil mi oraya? Yani savaşta olduğumuz yere girmez mantıken. Kaç oradan. İçeri girme. Kaç oradan. Ben oraya koşa koşa gidiyorum da bir bok yapabileceğimden değil. Öylesine gidiyorum oraya. Bir halt yiyebileceğimden değil yoksa. Çıkıyorsun değil mi oradan? Abi çık lütfen. Biraz daha savaşalım, sonra Pugio toplarız. Benim abi bu arada 900K para getiriyor ha aylık. Hey yavrum hey be. Can kurban böyle abi. Abi kervanları mervanları yağmalayıp esnafla aramı açmayacağım. Şimdi diyeceksin hani abi esnafla aranı açmak ne alaka? Asker vermezler. Burada oluşturulan kervanların her biri işte şehirlerdeki adamlardan oluşuyor. Şehir eşrafıyla falan ilişkin gerilerse işin sıkıntı. Şimdi ben savaşta bile olsam hani girdiğim zaman Tamluh şehrinden, Tamluh köyünden daha doğrusu 1-2 asker alırım, anladın mı? Kalmışsa bak 2 asker veriyorlar, 2-3 asker veriyorlar ama bunları yağmalar edersek bu adamlar bize bir cincik vermezler. Şimdi birazcık tehlikeli sularda yüzeceğim. Vekillik. Abi farklı yiyeceklere sahip olmanın bonusu iki katına mı çıksa, yoksa
birlikleri yükseltme maliyeti mi azaltsa? Bonus iki katına çıksın ya, moral verir. Ben hep yemekle dolanıyorum zaten. Hep çok yemeğim var hep. Asaray'la neden savaştayız? Çünkü baktım Asaray dayak yemek. Abi Hazar Bey niye Asaray'ın içinde? Asaray yemek dayak. Ben de selamın aleyküm demek, ben de girmek arkadan. Adram pıst pıst. Adram gel gel. Gel gel bana doğru gel gel. Reveal'a gidiyor. Herif girdi içeriye. 720 adam var. Tarık'ın birlikleri var. Adram'ın birlikleri var. Tarık ve Adram var burada. Dur bakalım. Şu yolda bir pusuya yatar. Tuttuğumuzu bir avlarız. Benim abimi şişlemezler inşallah ya. Tarık ve Adram. Çıkacağınız o kaleden değil mi? Yani ben gece girmek istemedim de. Adram yok bak. Adram nereye gitti? Aha Adram burada. Adram'a köyde girsem. Köy gelir mi onunla? Biraz böyle kalabalık girdiler gibi ama. Kardeşim sen bana dalmadın. Birincisi ben sana daldım. 239 kişi. Biraz sorun var gibi sanki. Abi selamun aleyküm. Atla kullanılıyor mu burada ya? Bizim atlı okçular için sehir savaşı hiç iyi olmadı. Biraz kendimi kötü hissetmem normal mi? Abi ellemeyin adamların birlikleri yürüsün ya. Şuraya doğru çekilin. Attan da inip yani full okçuluk falan da yapabiliriz. Şu an bilmiyorum. Çünkü şehirde at yani ne kadar kullanılabilir anladın mı? Kayıtlayamayız herifleri. Ya da şuralar ne kadar açık acaba? Buralar sınır. Şuralara doğru gelirsek rahat ederiz gibi. Bu adamlar ne kadar kuvvetli olabilir anladın mı? Zırhım, armorum falan çok kalın. Hiçbirinden korkmuyorum. Bir de burada konum avantajı varken bizimkiler sıkarsa at sırtında da olsa yani güzel okçuluk yapabileceklerini düşünüyorum. Benim elimdeki bir de soylu yayı. Bizim çocuklar bunları azıcık üzer. Bir de aga piyadelerini falan kıpırdatmaya çalıştığında minik bir sorun yaşayacaktır. Ya milisler şey ya, eli sopalı köylü abi. Eli sopalı köylülerden çekinmeye gerek yok. Bir bizim adamların cephanesi bitmesin yeter. Bizim adamların cephane biterse sıkıntı büyük. Kaçabileceğimiz bir yer yok. Yani ne yapmalıyız bilmiyorum. Şuraya doğru kaçsak. Yani belki kaçabiliriz bilmiyorum. Hani atlılarından kaçamayız da en azından piyadelerinden kaçalım hocam. En azından piyadelerinden kaçalım. Biraz vuruyorlar ağzımıza. Biri bana çok feci vurdu. Ama attığı okla ilgili olduğunu düşünmüyorum. Muhtemelen okla gram alakası yok. Biri ciriti çok fena geçirdi muhtemelen.
Tamam, kafanıza göre takılın artık buradan sonra. Ben o piyade grubunun arasına girmiyorum. Yani burada kayıp vermeden kazanmanın bir yolu yok gibi duruyor. Böyle açık alan olsa belki yani biraz daha zorlarız da. Ya da vazgeçtim. Bir tık daha geri alsam bizim oğlanları. Otomatikten bir tık daha geriye. Kafasına göre savaşsın dedim orada ama bir tık daha geriye aldık. Ya bana bir gönder geliş silah lazım artık ya. Yani bir bulmam lazım oyunda artık bir yerden. Sağdan soldan bir yerden. Umarım bunu sıfırlandık olarak yorumlamadınız bu arada. E canım. Bardağı götürseniz abi. Bu sıfırlandık olarak yorumlanabilecek bir durumda mıyız şu an? Bence değiliz. Elinden ne geliyorsa yap ya. Yani bence o kadar büyük bir sıkıntı da değiliz abi. Ben işin açığını söyleyeyim. Çünkü tamam eyvallah gelen piyade grubu var. Kalabalık bir piyade grubu var ama gelen kalabalık piyade grubu tırt. Ya o kadar tecrübeli askerler yok. Kayıp vermeden geçme ihtimalimiz yok. Mesela 11 tane okçu var. Ben o 11 okçunun tepesine gidiyorum ya. Ben kendim kaşındım bu arada. Bence burada bir farkı ortaya koyduk işte. Asaray yattı aşağı. Ve bize bir tane gönder geri silah şart olduğunu artık anladık. Ne kadarlık kayıp verdik? 16. Bu arada 16 müthiş bir kayıp biliyorsunuz değil mi? 16 gerçekten müthiş bir kayıp miktarı. Ya bu kadar adama karşı dünyanın esirini aldık ve bak adamlarımız nasıl güzel tiyer kazandı görüyor musun? 30 tane keşik, 20 tane Kaan muhafızı. Bu keşikler de Kaan muhafızına dönüşecek. Gayet şahane. Bak silahlar milahlar da on numara oldu. Eyvallah. Abicim bizim köylülerle bir alıp veremediğimiz yok. Buradakilerin bize karşı bir eksisi var mı? Yok abi. İlişki sıfır. Niye? Çünkü yağmalamadık herifleri. Ama Adram'ı güzel sıkıştırdık ha. Ya. Hadi sıfırlanan gaming'di. Sıfırlanabilirdik bu arada. Yani bizi çok kötü dövebilirlerdi abi. Bu nedir hocam? Klanın yönettiği kentlerde gönüllü olarak süvari birliğine katılma oranı %30 artar. Yönetilen yerleşkenin garnizonundaki atlı askerlerin ücretleri %50 düşer. Birliğindeki tutsakların kaçma ihtimali düşük olur. Tutsakların kaçma ihtimali düşük olur. Yani ücret konusunda bir sıkıntımız olmayacak. En olmadı sıfırlarız. Yani bu oyunun sonu değil ki. Arenadan sıfırlıyorsun yani her bir şeyi. Abi merhaba. Burada bir esirleri satalım. Selamünaleyküm. Sonra silahları eritiriz. Yayları satalım. Zırhları satalım. Bizim zırhımız daha iyi. Atları satalım. Ve diğer eşyaları satalım. 23.000. Abi çok iyi para. Girdin demirciye. Pugio'dan başladın eritmeye. Devam. Çok teşekkür ederim sevgili Spekulut. Gayet iyiyim. Sağ olasın. Sen nasılsın? Vallahi tatlı tatlı ilerletiyoruz seriyi.
Arkadaşlar bu arada şöyle yapalım. Demirci Rig'deki bu silahları erittikten sonra yavaştan videomuzun sonuna gelelim efendim. Yani umarım keyifli güzel zaman geçirmişsinizdir. Baya baya iyi ilerledik. Özellikle savaşmak benim gerçekten çok hoşuma gitti. Kalan enerjiyle birazcık daha kömür yap. Savaşmak çok hoşuma gitti. Savaştık, eşyalar topladık. Ve yani Asara'ya savaş açmak gerçekten serinin hareketliliğini baya baya arttırdı. Atlı askerlerimiz çok güzeller, çok gelişmişler. Yağmadan zaten deli divane para geliyor. Tüccarlarımız çalışıyor, bizim ordumuz kuvvetleniyor. Her şey şu anda çok iyi gidiyor sevgili dostlar. Ve hani ben daha oturup ciddili demircilik kasmadım. Hani ara sıra demircilik yaptık ve gayet güzel ilerledik. Vakit ayırıp izleyen herkese çok çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Esenlikle kalın. Bye bye.